sabahlar sevgili izleyenler. Aspor Televizyonu ve Aspor Radyo ortak yayınında Sabah Sporu ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Öne çıkan spor gelişmelerine haberlerimizde, gazete manşetlerinde bakacağız. Konuklarımızla birlikte de haftanın önemli konularını değerlendireceğiz. Ve bugün yayınımıza Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Kupa'nın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray'ın destek olmadığını söyledi İsmail Kartal ve ayrıca 30. haftanın son gününde oynanan Trabzonspor karşılaşmasıyla da ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sabah Spor'una ve günün öne çıkan başlıklarına hemen birlikte bakalım. Foto Maç gazetesiyle başlıyoruz ve hemen sayfanın en üstünde Beşiktaş'a dair bir haber. Beşiktaş'ın Juninho ısrarı, siyah beyazlı kulüp Samet Aybaba'nın izleyip çok beğendiği Karabağ'ın santrforunu kadroya katmaya kararlı gibi duruyor. Devam edelim. Ceza meza veremezler. İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar var. Derbideki olaylarla ilgili oyuncularıma ceza verileceğini düşünmüyorum. Ne yapsın oyuncum, kendini müdafaa etmesin mi diye soruyor İsmail Kartal. Sayfanın devamında Mane var. Zaha'nın yerine düşünülen bir isim olarak iddia edilmiş. Galatasaray El Nasır'dan ayrılmak isteyen Senegalli sol kanat için yeniden kollarını sıvadı. Bekleneni veremeyen Zaha ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray bu futbolcunun yerine Sadio Mane'yi kadroya katmak istiyor. Gelelim Fanatik gazetesine. Ferdi'ye geldiler, Semih'i beğendiler. Arsenal ve Napoli gözlemcilerinin geçtiğimiz haftalarda Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmek için Türkiye'ye geldiği, ancak diğer maçları izlerken Beşiktaş'ın golcüsü Semih Kılıçsoy'dan da çok etkilendikleri görüldü. Beşiktaş'la ilgili Kara Kartal, final yolunda Beşiktaş tarihinde ilk kez yükseldiği Euro Cup yarı final serisinin ilk maçında Borg deplasmanına çıkacak. Devam edelim. Şu an 10 puan önde olmalıydık. Kanarya'nın hocası İsmail Kartal'ın açıklamaları Galatasaray'la girdikleri yarışta yeterli desteği alamadıklarını söyledi ve ekledi. Bazı bölümlere bakalım. Bir sürü istatistiğimiz var. Avrupa'nın en çok gol atan takımıyız. Kulüp tarihinin en fazla deplasman galibiyetine ulaştık ama içeriden ve dışarıdan yeterli desteği alamadık diyor İsmail Kartal. Hemen sayfanın sağına gelelim. Victor Nelson var. Yaşananlar utanç verici diyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ülkesinin basına değerlendirdi. Bu utanç verici. Trabzon'da yaşananlar eleştiri sınırlarının ötesinde bir daha olmamalı ve olamaz da diyor Nelson. Sabah gazetesine bakacağız. Yunus Emre Sel'in bu sayfa içerisinde bir haberi var. Emre Kartal bombası. Tecrübeli hocanın oğlu da gündeme oturdu. Fenerbahçe'de stajyer istatistikçi olarak görev yapan İsmail Kartal'ın oğlu Emre'nin maça akreditasyon kartı olmadan girdiği tespit edildi. Sayfanın devamında Uğur Çem'in özel araştırma haberi var. 38 maçta 23 farklı defans attı. İsmail Kartal bu sezon geri dörtlüde bir türlü istikrarı sağlayamadı. Fenerbahçe sakatlıklar, cezalar, Afrika Kupası'na gidenler nedeniyle yoluna devam ettiği lig ve Avrupa'da 38 sınava 23 farklı savunmayla çıktı. Vazgeçilmezler Ferdi, Osterwolde, Serdar ve Mert oldu. Devam edelim bir diğer gazete, Hürriyet gazetesi. Farklı ve cesaretli bir ekip görmek istiyorum. Vincenzo Montella, Avusturya karşısında Macaristan sınavına göre değişik bir kadro kullanacak. Millilerin bugünkü rakibinin dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna dikkat çeken Montella, farklı futbolcuları başlatmak ve cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan bir ekip görmek istiyorum açıklamasında bulundu. Avusturya ile karşılaşacak millilerimiz bugün. Hemen Türkiye'nin muhtemel 11'ine bakalım. Farklılıklar görüyoruz. Kalede Uğurcan bekleniyor. Zeki, Samet, Ozan ve Cenk defans hattında İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kerem ve Enes 11'i bugün sahada olabilir. Milliler Viyana'da ama gözlerimiz bugün Tiflis'te. Türkiye bugün 22.45'te özel maçta Avusturya'ya konuk olacak.
Saat 20'de ise Euro 2024'teki son rakibimiz netleşmiş olacak. A Milli futbolcusu Mert Müldür son iki şampiyonada yapılamayanı bu kez başaracaklarını söyledi. Ana hedefimiz gruptan çıkmak, ondan sonra da gelen her rakibi eleyip finale gitmek istiyoruz açıklaması var oyuncunun. Bir de Milliyet gazetesine bakalım. Cesaretli bir takım istiyorum. Ay Yıldızlı takımın çalıştırıcısı Montella'nın açıklamaları bu gazeteye de yansıyor. Avusturya önüne Macaristan maçına oranla değişik bir kadroyla çıkabilir. Farklı futbolcuları başlatmak istiyorum diyor Vincenzo Montella. Gazete manşetlerini ilk saat dilimimiz için böylece noktalayalım. Birçok gazetede de milli takıma dair haberleri gördük. Şimdi milli takımımıza devam edeceğiz. Euro 2024 hazırlıkları kapsamında bu akşam A Milli futbol takımımız Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki maç öncesindeki takımımızın son durumu nedir bakalım. Manşetlerle devam edeceğiz. Takım haberleri üzerine yoğunlaşacağız. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için bakalım bugünkü spor gazeteleri hangi konuları ön plana çıkartmış ve foto maç gazetesi diyeceğiz. İlk önce evinde Avrupa lideri, iç sahada 15'te 15 yapan Okan Buruklu Cimbom en büyük 10 ligde zirveye yerleşmiş durumda. Takımdaki bazı oyuncularla ilgili son durumlar var. Sol tarafta Oliveira sezon sonu yolcu demiş fotomaç. Sarı Kırmızılılar Sergio Oliveira'yı gelecek sene kadroda düşünmüyor. 2 yıl daha kontratı bulunan Portekizli oyuncu kulüp arayışlarına başladı. Tete Hatay'la siftahı yapacak. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 4 asist yapan Tete'nin henüz golü bulunmuyor. Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez ağları sarsan Brezilyalı ligde Hatayspor karşısında artık siftah yapmak istiyor. Transfer gündemine dair Kolçap ismi var. İlk tercih olarak söylenmiş. Savunmacılarına teklif yağan Aslan sezon başında istediği stopere göz dikmiş durumda. Abdülkerim ve Sanchez'e cazip teklifler alan Galatasaray 22 yaşındaki oyuncuyu liste başına yazdı. Bonservisi Southampton'da bulunuyor ve PSV'de kiralık oynuyor Alman Yıldız ve Galatasaray'a gelmeye de iddiaya göre sıcak bakıyor. Az önce Nelson'un açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. Kendisinin ismi Napoli kulübüyle anılıyor. Ancak Nelson ben Galatasaray'da mutluyum dedi. Sayfanın bir diğer tarafında Silva'da pazarlık zamanı haberini görüyoruz. 3,5 milyon euro teklif edilen Portekizli Yıldız'la Galatasaray şu anda görüşmelerini sürdürüyor. Takım içerisinden Sergio Oria var. Takımla çalışmalara başladı. Antalya kampındaki ilk çalışmasını dün akşam yaptı Galatasaray. Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman 4 takımlı turnuvayla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Sergio Oria de takımla beraber çalışmalara başlamış oldu. Antalya'ya dün gitti takım ve coşkulu bir karşılama olduğunu söyleyelim. Yine bu gazetenin en alt kısmında da karşılamaya dair görüntüler var. Taraftarlar burada gözüküyor. Fanatikle devam edeceğiz. Fenerbahçe'ye bakalım şimdi de. 8'de 8 yaparak şampiyon olacağız diyor İsmail Kartal verdiği röportajda. Bugünün en çok yankı uyandıran Fenerbahçe adına haberlerinden biri İsmail Kartal'ın röportajı. Sezon başından bu yana objektif olarak her iki takımın maçlarını da izlesinler. Acaba kim, nerede, nasıl puan kaybı yapıyor? Bizim şu an en az 8-10 puan önde olmamız gerekirdi. Şampiyonluğa devam ediyoruz. Avrupa kupalarına da devam ediyoruz açıklamasında bulunuyor. Tehirlik durum yokmuş. Trabzonspor maçları her zaman gerilimi yüksek geçer. Kafama maddeler geldi. Maçın sonuna kadar su şişeleri yedik. Sahanın içine atılan meşaleler, paralar var. Livakovic'in yüzüne de para geldi diyor İsmail Kartal. Hakemlere maçı ertelemelerini söyledim. Dördüncü hakem Volkan Bayarslan maçı tehir edecek bir durum yok dedi. Elinde şişle sahaya giren vardı. Oyuncum şişlense, futbol hayatı bitse kim bunun hesabını verecek diyor İsmail Kartal. Yine sayfa içerisinde bu röportaja dair birçok detayı bulabilirsiniz. Fanatik gazetesinin 3. sayfasında. Sabahla devam edelim biz.
Berkay Turan'ın bugünkü haberinde Nelson var. Viking kasayı dolduracak. İtalyan ekibi Napoli, Danimarkalı Nelson için devrede. Çizme ekibi 25 yaşındaki stoperin 25 milyon euroyu bulan, yani 871 milyon TL serbest kalma bedelini verip transfer etmeyi hedefliyor. Nelson'un kulüp kariyerine de bakalım. Kopenhag'da 87 maçta 1 gol, 2 asist. Nordsjælland'da 98 maçta 2 gol, 1 asist. Galatasaray'da ise 118 maçta 4 gol, 1 asist. Stoper mevkiinde hem geçen yıl hem de bu yıl büyük işler yapıyor. Galatasaray'da bakalım sezon sonunda nasıl bir tercih yapılacak bu oyuncu ile ilgili. Icardi gibisini bulmak zor. Arjantin yıldızın eşi Vandanara, aileye değer veren birini bulmak zor. Umarım çocuklarım da bulur açıklamasını yaptı. Icardi'nin özellikle aile figürü karakterine de övgüler yağdırıyor. Hem eşi hem de menajeri Vandanara. Milliyet'le devam edeceğiz. Hedef 105 puanla rekor. Nevzat Dindar'ın bugünkü yazısına bakıyoruz. Süper Lig'de 30 hafta sonunda topladığı 81 puanlı liderlik koltuğunda oturan Galatasaray kalan 8 maça odaklandı. Cimbom söz konusu karşılaşmaları kazanması halinde ulaşılması zor bir rekora da imza atmış olacak. Devam edelim. Kimsenin kaybına ihtiyacımız yok. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şampiyonluk için iddialı konuştu. Yine bahsettiğimiz röportaja dair birçok detay sayfa içerisinde yer alıyor. Takıma dair bir başlık hazırlıklar sürüyor, buna bakalım. Fenerbahçe aradan sonra Adana Demirspor'la oynanacak maçın hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı lacivertliler hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek. Geliyoruz Akşam Gazetesi'ne. Cezalar 1 Nisan'da tahkim, 3'ünde olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili verilecek cezaların tarihine Akşam Gazetesi ulaştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 Nisan'da kararları ilan edecek. Tahkim ise 3 Nisan'da cezaları onaylayacak. Herkesin de beklediği bir konu açıkçası. Sayfanın devamında milli meselede çok yalnız bırakıldık. Galatasaray ve Türkiye Futbol Federasyonu hedef alan İsmail Kartal içindekileri de tek tek ortaya döktü. En çok oğlum dövüldü diyor. Bu da yine bir alt başlık olarak yer alan bir detay. Ama Emre Kartal o mücadeleye akredite değildi. Bu da tabii eleştirilen bir konu. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'la ilgili. Evet, gazete manşetlerinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için bugünün önemli haberlerini sizlere aktardık. Bu iki takımı şimdilik noktalıyoruz ve Beşiktaş diyeceğiz. Beşiktaş milli maçlar nedeniyle lige verilen arada özellikle hücum çalıştı ve Portekizli teknik adam çalışmalarının karşılığını da oynanan ilk hazırlık maçında aldı. Manşetlere dönelim bir kez daha. Haberlerde de hem Beşiktaş hem de Trabzonspor için bugünün önemli konuları ekranlarınıza geldi. Peki manşetlerde bugün bu iki takıma dair neler var? Fanatik gazetesiyle başlayacağız ve hemen Beşiktaş'la ilgili Semih Kılıçsoy'u görüyoruz. Semih için dev bir takip var. Haberin detaylarını aktaralım hem bizi izleyen hem de radyodan dinleyen dinleyiciler için. Beşiktaş formasıyla yaptığı önemli çıkışla birçok kulübün radarına giren Semih Kılıçsoy'un iki takımın daha listesine dahil olduğu ortaya çıktı. İstanbul'a Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmeye gelen Arsenal ve Napoli yetkilileri Semih'i de canlı takip etti. Genç oyuncuyu Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında tribünden izleyen ve raporlar hazırlayan yetkililer 18 yaşındaki futbolcuyu göz hapsine almış durumda. Sezon sonunda da oyuncuya teklif gelmesi bekleniyor. Sayfa içerisinde Cenk Tosun'la ilgili bir detay var sağda kutu haberlerde.
Kartal'ın tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un siyah beyazlarla olan kontratı sezon sonunda bitecek. Yöneticilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında tamamen futbola odaklanma kararı alan Cenk, sezon sonuna kadar en iyi performansını gösterip ardından da geleceğini şekillendirmek istiyor. Sayfanın en altında Beşiktaş Emlak Jet'le ilgili haber var. Basketbol Euro Cup'ta tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi Beşiktaş takımı. Ve bugün Borg'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. İki karşılaşma oynanacak ilk etapta. Sonra gerekirse üçüncü maçta oynanacak. İkinci karşılaşmanın da 29 Mart tarihinde Beşiktaş'ın evinde oynayacağını söyleyelim. Özellikle bugünkü mücadele avantaj açısından çok önemli Beşiktaş Emlak için. Trabzonspor haberlerine bakacağız. Foto Maç gazetesinde 5. sayfa gerçekten dolu dolu. İstikrarın kralı Mendy. Trabzonspor'un 2023-24 sezon öncesinde de devre arasında renklerine bağladığı 17 transferden en fazla süreyi bulan oyuncusu Batista Mendy oldu. 24 yaşındaki Fransız oyuncu 24'ü Trendyol Süper Lig 400 lira Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 2532 dakika süre aldı. Devam edelim. Bir yerli harekatı var Trabzonspor'da. Karadeniz devi Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki orta saha Salih Uçan ve Alanya'nın 23 yaşındaki sol kanadı Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor. Milli takıma kadar yükseldi. Diğer bir hedefse Alanya Spor'da parlak performans sergileyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın. Bu sezon çıktığı 28 lig maçında 8 gol atıp 4 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Nicola Pepe'yi görüyoruz sayfanın devamında. Bekleneni veremedi. Yıllık 3,5 milyon euro alan 28 yaşındaki sağ kanat 12 maçta oynadı ve 4 kez fileleri havalandırdı. Pepe'nin bir golü 31 milyon TL'ye mal oldu. Sabah gazetesiyle devam edelim. Batista, Mendy gibisi yok. Trabzonspor'un bu sezonki 17 transferi arasında en istikrarlı isim Fransız yıldız oldu. Az önce de bazı detaylar vermiştik bu oyuncuyla ilgili. 28 maçta 2532 dakika süre aldı ve bir kez ağları salladı. Geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesinde Gezal'ı görüyoruz. Cengiz Malgır'ın bugünkü haberinde Gezal istedi ve opsiyon kalktı. Cezayirli oyuncunun sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunun kaldırılmasını kendi istediği belirlendi. Gezal'ın Samet Aybaba ile yaptığı görüşmede maddeyi iptal etmek herkes için daha iyi olur. Kalan maçlarda takıma katkı yapmak istiyorum açıklamasında bulunduğu söylenmiş. En çok kazanan isimler arasında da yer alıyor. Beşiktaş 2020-21 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattı Raşit Gezal'ın bonservisini Ağustos 2021'de 3 milyon euro karşılığında Leicester City'den almıştı. Siyah beyazlılar 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli futbolcu senelik 2 milyon 250 bin euroluk garanti ücret ödüyor. Son gazetemizde takvim var. Burada da son gözdenin Pantovic olduğu ile ilgili bir haber. Beşiktaş Sırp kanadı yakından takip ediyor. Genç oyuncuları izlemeyi sürdüren Samet Aybaba'nın dikkatini çeken son isimse Topola'da oynayan Pantovic oldu. Scout ekibinin de olumlu rapor verdiği belirlendi bu oyuncu ile ilgili. Evet, manşetlerde takımların haberlerine baktık ve gazeteleri noktalıyoruz. Haberlerimizde sırada milli takım var. A milli takım Euro 2024 hazırlıkları kapsamında bu akşam saat 22.45'te özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Şimdi de dünyadan spor haberlerinde bir Skype bağlantısıyla devam edelim. Hüseyin Özkök bugünkü konuğumuz olacak. Kendisiyle beraber Avrupa basınındaki önemli konuları konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın, nasılsınız? İçeriye geçmişsiniz. Günaydın Demet, hoş bulduk. Evet, dün bayağı bir yağmur yağdı bütün gün. Yağmur yağınca da tabii dışarısı bayağı serinliyor, evet, sabah saatlerinde. O yüzden bu sabah tekrar içeriye kaçtım.
İyi yapmışsınız. Başlayalım isterseniz. Ağırlıklı olarak milli takım konuşalım tabii ki. Çünkü bugün önemli bir mücadele oynanacak. Avusturya ile karşı karşıya gelecek milliler. Biz de yine ilk saat dilimizde hem de bu saatimizde ağırlıklı olarak bu konulara değindik. Özellikle Vincenzo Montella'nın açıklamaları vardı bugün manşetlerde de. Farklı bir kadroyla bu akşam sahaya çıkabileceğini söylüyor. Sizin beklentiniz nedir Avusturya karşısındaki Türkiye için? Tam da onun söylediği gibi bunlar hazırlık karşılaşmaları. Daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Eldeki bütün futbolcuları Vincenzo Montella görmek isteyecektir. Tabii. Çünkü Avrupa Şampiyonası'na kadar önümüzde işte 3 aydan biraz daha az bir süre kaldı. Ve bu süre içinde yapılacak bazı hazırlık maçları var. Ondan sonra uzun bir kamp dönemi var. Tabii ki ligler bittikten sonra artık nihai kadro açıklanacak. Bununla ilgili olarak tabii ki tüm oyuncuların durumunu görmek istiyor Montella. İlk karşılaşmada bir kadro sahaya çıkardı. İşte Semih Kılıçsoy tartışmaları yaşandı ayrıca bunun yanında. Ve 1-0 mağlup olduğumuz bir karşılaşma oynadık Macaristan'la. Fakat öyle umutsuzluğa kapılınacak bir karşılaşma olmadı. Milli takımımız sadece gol yollarında biraz eksik kaldı. Bu az da olsa kaygı vericiydi ama şimdi bugün mesela daha değişik bir kadro, daha değişik bir taktik de olabilir tabii ki. Sahaya Avusturya karşısına çıkacak milli takımımız. Bu maçları izlemek lazım. Hangi oyuncu oynarsa oynasın. Ben yine skora bakmayacağım. Benim için önemli olan sahadaki oyuncuların bana umut verip vermeyeceği önümüzdeki Avrupa Şampiyonası için. Ama milli takımımızda o kadar iyi yetenekli oyuncular var ki hani ben bir umutsuzluğa kapılmak gibi bir durum olacağını hiç düşünmüyorum. Form durumu iyi olmayabilir. Günlük performans takım halinde iyi olmayabilir ama yine de bugün ben Avusturya karşısında iyi bir oyun ortaya koyacaklarını düşünüyorum oyuncularımızın. Avusturya da iyi bir milli takım. Yine bizim gibi böyle gençlerden oluşan ve Bundesliga tecrübesi çok fazla oyunculara sahip bir milli takım. Bence böyle bir karşılaşma iyi bir test karşılaşması olur. Böyle sıkı bir rakiple. Tabii. Akşama bekleyip göreceğiz bakalım. Peki gruptaki rakiplerimizin maçlarını konuşalım ve tabii ki playoff müsabakalarını. Az önce de haber ekranlara gelmişti. Euro 2024'te Türkiye'nin son rakibi de bugün belli olacak. Gürcistan'la Yunanistan mücadele edecek. Oradan başlamak gerekirse Gürcistan'la Yunanistan bugün Tiflis'te karşı karşıya girecekler. 55 bin kişilik bir stadyumda oynanacak karşılaşma. Tabii ki Yunanistan açısından zorlu bir mücadele olacak. Maç deplasmanda ve tek maç olarak oynanacağı için bu karşılaşmayı kazanan artık 90 dakikada mı olur, 120 dakikada mı olur yoksa penaltılarda kalır da işte penaltılarla mı birisi Almanya biletini alır onu bu akşam göreceğiz. Ama ben Yunanistan'ı favori olarak görüyorum Gürcistan karşısında her şeye rağmen. Çünkü kadrosunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsan zaten bu playoff C yolu da favorimin Yunanistan olduğunu başından beri söylüyorum. Ama tabii ki öyle kalabalık bir seyirci topluluğu önünde deplasmanda oynamak da kolay değil. Gürcistan mutlaka zorlayacaktır Yunanistan ama Yunanistan iyi bir savunma yapan takım. Akşam hep beraber göreceğiz. Bu rakip de yani Gürcistan-Yunanistan karşılaşmasının galibi de bizim grubumuza geldiğinde ilk maçı Türkiye'ye karşı oynayacak. Yani bizim de ilk rakibimiz belli olacak böylece. Dortmund'da oynayacağımız karşılaşmada yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı. Bakalım artık hangisi gelirse gelsin aslında bizim için fark etmez. Diğer yandan grubumuzdaki iki takım Portekiz ve Çekya'da hazırlık karşılaşmaları oynuyorlar bugün Demet. Çekya Ermenistan'la kendi sahasında bir hazırlık müsabakası yapacak. Diğer rakibimiz Portekiz'de Slovenya'yla deplasmanda karşılaşacak. Onlar da bir test mücadelesi yapacaklar. Önceki karşılaşmada Cristiano Ronaldo kadroda hiç yoktu. Bilmiyorum bugün de olmayabilir diye düşünüyorum. Herhalde Ronaldo'suz bir denemeler yapıyor teknik direktör, Portekiz'in teknik direktörü. Ama bu maçları da tabii ki takip edeceğiz. Sonuçlarına ve rakiplerimizin form durumuna da bakacağız. Mutlaka Montella da yardımcılarını bu karşılaşmaları izlemek üzere görevlendirmiştir diye düşünüyorum. Tabii. Bu akşam güzel bir futbol akşamı olacak sanırım. Birçok karşılaşma var. Ümit milli takımımızın da İtalya ile mücadelesi var. Bunu da eklemiş olalım. Tabii ki A-Spor'dan yayınlanacak bir mücadele. U21
şampiyonasında Ümit Milli Takımımız gerçekten çok önemli İtalya ile bir karşılaşma oynayacak. Onu da heyecanla takip edeceğiz tabii ki. Tabii ki. Devam edelim. CONCACAF diyelim. Uluslar Ligi'nde şampiyon Amerika Birleşik Devletleri oldu. Evet, CONCACAF Uluslar Ligi'nde Amerika Birleşik Devletleri 3 kez üst üste şampiyonluğu kazanmış oldu. Bu Uluslar Ligi UEFA tarafından ortaya çıktıktan sonra bazı diğer konfederasyonlar da bu Uluslar Ligi'ni uygulamaya başladı. CONCACAF'ta yani Orta Kuzey Amerika ve Karayipler'in konfederasyonu da bu tip bir organizasyon yapmaya başladı. Ve CONCACAF Uluslar Ligi bir süredir uygulanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri 3 kez üst üste şampiyon olmuş oldu turnuvada. Tabii ki zaten orada biliyorsun Demet, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika en önemli iki takım. Diğer takımlar çok böyle kalbur üstü takımlar değil. Genelde Doğru. başarılı olanlar bu turnuvalarda, CONCACAF'ın turnuvalarında hep ya Amerika Birleşik Devletleri oluyor ya Meksika oluyor. Yalnız bu karşılaşmaya çok büyük bir gölge düştü. Karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas'ta oynandı Demet. Ve maç sırasında birçok Meksikalı seyirci ayrımcı ve homofobik tezahüratlar yaptığı için maç birkaç kez durdu ve anca sonlandırıldı. Tabii ki bununla ilgili CONCACAF'ta bir soruşturma başlattı. Bunun da sonuçlarını ileriki haftalarda mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum ama dünyanın her yerinde maalesef bu ayrımcı, ırkçı, homofobik söylemler stadyumlarda var. Çare Buna karşı da bulunamayan bir başka konu da bu mücadele devam sanırım. edecek. Başka da çaremiz yok. Evet, çare bulunamıyor ne yazık ki bu Evet, ırkçı maalesef. söylemleri O kadar için. insan topluluklarının çok olduğu bir yerde Evet. insanlar o kalabalık bir ruhu hani tırnak içinde kontrol etmek kolay olmuyor tabii. Ağızdan çıkanı da kontrol edemiyorsun sonuçta. Ne yazık ki. Peki Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Nuendorf forma sponsoru değişikliğini savundu. Evet, geçtiğimiz 2 gün önce, 3 gün önce bu Fransa-Almanya karşılaşması vardı biliyorsun. Almanya hakikaten iyi bir oyundan sonra Fransa'yı deplasmanda Paris, Lyon'da oynandı karşılaşma düzeltiyorum. Lyon'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı. O karşılaşmayı ben Alman televizyondan canlı olarak takip ettim ve karşılaşma öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı röportaj verdi. Maç öncesi röportajı ve tabii ki hemen bu soru soruldu sponsor değişikliğini. Sponsor değişikliğini hararetle savundu Neuendorf. Sanki dedi tamam evet bizim çok uzun yıllardan beri sponsorumuz vardı ama artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki bize yapılan teklif DFB'ye yani Almanya Futbol Federasyonu'na zarara uğratmak anlamına gelir dedi. Çok Evet. önemli büyük bir teklif yaptılar dedi ve bunun da arkasında duruyoruz dedi. Yapacak bir şeyimiz yok dedi. Biz Almanya Futbol Federasyonu'nu düşünmek zorundayız. İnsanların hani geçmişte o firmaya olan bağlılıklarını, o firmanın Alman olmasını şu anda düşünecek durumda değiliz. Çünkü yapılan teklif Almanya Futbol Federasyonu için çok büyük bir teklif ve bu teklife sıcak baktık ve kabul ettik. 2020'den 27'den itibaren de onlarla olan anlaşmamız devreye girecek dedi ve noktayı koydu Demet. Aynen öyle olmuş. Peki Suudi Arabistan Ligi ile devam edelim. Yapılan onca yatırıma rağmen lige olan ilgi giderek azalıyor. Evet, Danimarka'da bir televizyon kurumu böyle bir araştırma yapmış ve Suudi Arabistan'a gitmiş, maçları izlemişler ve röportajlar da yapmışlar. Fakat giderek bu büyük futbolculara, çok büyük paralar verilen futbolculara rağmen Suudi Arabistan Ligi'ne ilginin giderek azaldığı tespit edilmiş. Çünkü bu futbolcular para için oraya gidiyorlar. Hani bir amaç uğruna gideyim de şurada güzel futbol oynayayım demiyorlar. Tamamen para. Zaten bazı futbolcularla da röportaj yapmışlar. Ben hayatımdan çok memnunum diyen futbolcular var. Çok iyi bir teklif aldım. Bunu kaçıramazdım diyorlar mesela. Dolayısıyla seyirciler de muhtemelen bu oyuncuların sırf buraya para için geldiklerini farkına varmış olacaklar ki ilgi giderek azalıyormuş. Hem televizyon yayınlarında olsun hem de tribünlerdeki boşluklardan olsun azalıyormuş ilgi. Bu arada Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'yla da bir röportaj yapmışlar. Ona bu imaj parlatma konusunu sormuşlar. Biz bu eleştirilere hiç bakmıyoruz. Biz imaj falan parlatmıyoruz. Biz sadece işte dünya sporunda, futbolunda yer edinmek isteyen bir ülkeyiz. Dünya Kupası'nda Arjantin'i yendiğimizde de mi
imaj parlatmaya çalıştık diye böyle ironik bir de cevap vermişler. Şu anda 300'den fazla dünyada spor sponsorlukları var Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan bu fonla birlikte birçok spora sponsorluk yapıyor ama bu futbol yatırımının ne kadar böyle para amaçlı ve benim de her zaman söylediğim gibi imaj parlatma odaklı olduğu bence çok net şekilde gözüküyor. Buna seyircilerin de ilgisi azalınca daha net ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Peki yaklaşık 2 dakika gibi bir süremiz kaldı. Avrupa liglerinde geçen haftayı biraz konuşalım. Çünkü milli ara vardı ve hafta sonu artık karşılaşmalar başlıyor. Belki 5 büyük ligi konuşmaya süremiz yetmez ama şöyle sözü direkt size bırakayım ben. Genel değerlendirmenizi rica Tabii ederim. Hemen ben kısaca belirteyim demek. Tamam. Almanya'da yukarıya oynayan 5 takımın tamamı kazandı. Dolayısıyla orada herhangi bir değişiklik olmadı. İşte Leverkusen 10 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Diğer takımlar da onları takip ediyorlar. Bayern Münih'in fazla umudu yok. İşte Leipzig ile Dortmund arasında bir dördüncülük yarışı var. İngiltere'de geçen hafta sonu lig maçları fazla oynanmadı biliyorsun. FA Cup maçları vardı. Orada zirve mücadelesi yapan West Ham Aston Villa'yı bir berabere kaldılar. Aston Villa biliyorsun ilk 4 için oynuyor. Tottenham yine ilk 4 için oynayan bir takım Fulham'ı 3-0 mağlup oldu. Orada herhangi bir değişiklik olmadı. Arsenal, Liverpool, City devam ediyorlar. İspanya'da Girona mağlup oldu Hetafe'ye ve Barcelona ikinciliği devraldı Girona'dan. Biz zaten Girona'dan bir düşüş bekliyorduk ama evet. Önemli olan onlar için ilk 4 içinde yer almaları. Orada da Real Madrid şampiyonluğu kesin gibi. İtalya'da zaten Inter aldı başını gidiyor. Orada da Inter'in arkasında takımlar işte Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyorlar. Onların durumunda önümüzdeki hafta maçlar oynadıktan sonra daha geniş şekilde konuşuruz. Çok teşekkür ederim bu hızlı tur için. Size tekrar iyi bir gün, iyi bir sabah diliyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hüseyin Özkök'le birlikte dünyadan spor haberlerine detaylıca baktıktan sonra bağlantıyı noktaladık ve sabah sporundaki ikinci saat dilimimize de noktayı koyuyoruz değerli izleyenler. Düne gidiyoruz ve Artı Futbol programında neler konuşulmuş ekranlarınıza gelsin izleyelim. Sonrasında saat başında tekrar buradayız. Aspor ekranlarından herkese bir kez daha merhaba diyelim değerli izleyenler. Aspor Televizyonu ve Aspor Radyo ortak yayınında Sabah Spor'unda 3. ve son saat dilimimizde tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz var. Mahmut Alparslan bugün bizimle birlikte spor dünyasındaki gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bomba gibi şükür. Evet sen nasılsın? Ben de çok sen iyiyim. De çok teşekkür ederim. Az uyudum ama enerjim yerinde. Ben de öyle. Sahurdan sonra yatmadım zaten. 7'yi de alıyorlar. Geçen de söyledim işte Kozyatağ evet, burası evet. Trafik fazla. Ama günün şükür, ortalarına doğru bu sefer de uygun. Orada da hiçbir şey olmuyor. Orada da devamlı spora gideceğim sonra buradan. Bir işim var onu bittikten sonra spor. Tebrik ederim. Öyle devamlı gidiyor. Harika peki. Ya her zaman için ayaklarımız sağlam buraya gelebiliyorsak ne mutlu bize. Aynen hep şükretmek öyle çok haklısınız. Milli aradayız, ikinci haftadayız. Tabii futbol müsabakaları yok ama çok fazla açıklama oldu bu hafta. Açıklamalarla geçti yayınlarımız. Yine Fenerbahçe ile başlayacağız bugün. Orada bir açıklama var. İsterseniz bir ekranlara getirelim. Değerli izleyenler, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hem Süper Kupa ile ilgili hem de haftanın son oynanan maçında Süper Kupa karşılaşması ve Trabzonspor karşılaşması ile ilgili açıklamalar yaptı. Ekranlarınıza gelsin. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yaptığı çarpıcı açıklamalar ekranlarınıza geldi. Değineceğimiz birçok konu var aslında. Hem Süper Kupa mücadelesinin ertelenmemesi hem de Trabzonspor maçına dair açıklamaları var. Hemen şöyle baştan başlayacak olursak tabii bu hafta içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu da tarihi netleştirdi. 7 Nisan olarak oynanacak dedi. Fenerbahçe'nin buna bir tepkisi var. Süper Kupa için TFF-RB rakiplerimizden destek beklerdik. Ülke puanının önemi yok mu diye soruyor İsmail Kartal. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Daha şimdi zamanında yapıldı bunlar. Bazı takımlar işte iptal edildi. Önemli maçlarda, Avrupa maçlarında. Onlarınki iptal edildiği zaman diğer takımlar bu sefer karşı çıktı. Evet. Bunlar sonu yok bunun. Sonu bucağı yok. Esasında bana sorarsan normal olarak iptal edilmesi gerekir. Beklersiniz. Bu da tabii
Gene de bu planı yapanlar da kapattılar. Yani Futbol Federasyonu'na gene değineceksiniz. Erken mi karar verildi? Çok erken karar verildi. Bir bekleyin bakalım ne olacak? Yani devam edecek mi, etmeyecek mi? Ondan sonra kararı verebilirsiniz. Zaten her şeyi sıkıştırın. İşte hakem olayından sonra ligleri bir hafta ertelediniz. Hakemler baş kaldırdı. Onlara okey dediniz. Her şey bir karmakarışık. Kaos içindesiniz. Hoca kendi düşüncesi olarak haklı. Çünkü diğer takımlarda da bunlar yaşandı. Zaman zaman oldu. Belki her sene değil ama bazı dönemlerde yaşandı bunlar. Fakat onlar da yaptıkları zaman diğer takımlar karşı çıktılar. Yani bunun ucu bucağı yok, istediğiniz kadar konuşun ama burada bu planlamayı yapanlar da sormaları lazım. Esas onlara. Evet, diğer takımlara değil de esas oraya, Türkiye Futbol Federasyonu'na sen niye beklemiyorsun diye sormaları lazım. Oradan gelecek cevabı göre hareket ediyorlar. Fenerbahçe'nin devam edeceği mi düşünülmedi acaba? Yani şimdi nasıl siz ona karar verebilirsiniz ki top yuvarlanmadan, o düdük çalmadan iki maç iki ayakla oynuyorsunuz. Sonucunu bilmeden siz nasıl karar verebilirsiniz? Demek ki onların zihinde, düşüncelerinde Fenerbahçe bu turu geçemeyecek. Biz buraya sıkıştıralım bunu, oynasınlar gibi geçti. En kötü siz bunu ne yapardınız? Gene hafta arasını oynatırdınız. Evet. Yani olmaz diye bir şey ki olurdu. O maçlar oynandıktan sonra ama planlama hataları var. Bu zaten 1-2'deyken federasyonun ayyuka çıktı. Hiç kimse de memnun değil. Yapacak bir şey yok. Hoca tamam, serzenişinde haklı, fazla oynayacaklar ama hani bundan geri dönüşü yok. Nasıl olacaksınız? Çünkü vermişsiniz bir kere kararı. En son gene nihai kararı veriyorsunuz. Giyoteni koydunuz oraya. Kestiniz, bitti iş. Galatasaray cephesi de ertelenmesini istemedi. Biz de vaktinde böyle yoğun bir fikstürde oynamıştık dediler. Yani şimdi oynandı da oynanmadı da. Bu Galatasaray'da da oldu ertelenmeler. Yanılmıyorsam Beşiktaş'ta da oldu. Bazı takımlarımız yaşadılar bunları geçmiş dönemlerde. Yani belli bir dönemlerde bunlar yaşandı. O vakitte farklı takımlar karşı çıktılar. Oynansın diye. Bazı zaman Galatasaray dedi ki biz 3 maçı da oynarız dedi. Gitti. Oynadı. Çünkü devamlı en fazla Avrupa'da olan bir takım. Evet. Daha söz ediyoruz. Fazla oynandı. Yani tutulacak bir tarafımız yok. Demet maalesef burada artık sineye çekecekler, oynayacaklar. Veyahut da bir sonraki maçı da iptal edersiniz. Haftaya oynatırsınız. Yani bir şeylerin... Bu sefer de ortalık çok karışacak hocam. Yani zaten karışacak. Lig zaten bu sezon özelinde birbirine yani girdi. Yani işte ne bileyim 18'inde tekrardan rövanşını oynayacaklar. Orada bir Karagümrük maçı mı ne var? Onu erteleyip bir hafta arasına sıkıştır. Bilemiyorum artık. İşin içinden kimse çıkamıyor. Bunu da devam edecekler, böyle götürecekler. Çünkü bunun sonucu yok. Buraya da geçtiğiniz zaman yine oynayacaksınız. Yine maç var, Avrupa maçı. Ki temennimiz tek bir Türk takımımız kaldı. Geçmeleri, turu geçmeleri. Evet. Yani devam etmeleri. Geçtikten sonra gene aynısı olacak. Yani işin içinden çıkamıyorsunuz demek. Peki diğer konu başlıklarına gelelim. Yine Konferans Ligi ile ilgili bu kupayı kazanmayı çok istiyorum yorumunda da bulundu İsmail Kartal. Tarihi kulübümüzün başarılarını taçlandırmayı hedefliyorum. En az 8-10 puan önde olmamız gerekiyordu. Sezon başından bu yana objektif olarak her iki takımın da maçlarını izlesinler diyor. Kimsenin puan kaybetmesine de bizim ihtiyacımız yok açıklamasında bulundu. Ya, tabii kendi görüşü. Diğer taraftan farklı görüşler olacak. Farklı takımlardan farklı görüşler. Yani bütün maçları yatırmanız lazım. İşte işin içinden iğneyle cımbızla çekip bir şeyleri getirebiliyorsunuz. Masaya getirebiliyorsunuz. Bunları da söylediğiniz zaman işte farklı argümanlar geliyor. Herkes bir şeyler ya size karşı tepki olarak geliyor. Hatta doğru haklısınız deniliyor ama herkese yaşanan bir şey. Sadece bir tek takım ya da iki takım üzerinden değil. Biz maalesef 3-4 takımı konuştuğumuz için diğerlerde neler oluyorlar onlara hiç kimse bakmıyor. Esas sizin bu seviyeye gelmeniz diğer takımların oyunları, karşıda size gösterdikleri performanslar ve oyun düzeni. Ama biz maalesef onlara girmediğimiz için kim bilir onlar da neler yaşıyorlar. Onlara bir değinsek İsmail Hoca'nın söylediklerini çok çok kat kat daha üzerinde çıkarlar. Mesela atıyorum işte Sivas Spor, Samsun Spor. Onlara neler yaşandı? Hakem hataları neler oldu? Ya da belki de bu son yaşadığımız olay Trabzonspor, Fenerbahçe maçı başka için, iki takım arasında oynansaydı acaba bu kadar yankı olurdu? İşte infial buralarda oluyor. Türk futbolu sadece 3-4 takım arasında gittiği için yapacak bir şey yok. Bunların söyledikleri doğru olarak kabul ediliyor. Veyahut da taraftar kitleleri fazla olduğu için buralarda infialler yaratılıyor.
doğrudur, kendi açısına göre doğrudur. Diğer takımda da Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a da kendi açılarından doğrudur. Evet. Bunun işin içinden çıkamayız. Siz elinizdeki materyalle şu anda her mevkide dolu oyuncunuz var. Aynen. Her mevkide ama hiç kalkıp da burada bir şeyin arkasına sığınmayacaksınız. Her türlü ezip geçeceksiniz silindir gibi. Hakemse hakemiydi. Her türlü yenip gideceksiniz. Çünkü öyle bir kadroya sahipsiniz ki haftada iki maç oynamaya da 10 günde 3 maç oynamaya da müktedir bir kadro İki var. İki zamanında da oynadınız. Aynen, elinizdeki topçular da onları çok oynamışlar bir kere filan, evet, değil yani. Çok oynamış oyuncular var içinde. Tecrübeli isimler çok. Destek olarak biraz eleştirisi var İsmail Kartal'ın. Bizim için bir maç kaybetseler de şampiyonluk gitse diye dua edenler var diyor. Ya tabii şimdi o farklı bir konu. Bu tarafta Fenerbahçe olarak tek kendilerini görüyorlar. Herkes bize karşı diyorlar. Öbür tarafta farklı. Sizin rakibini şampiyon oynadığı zaman siz çelme takmak istiyorsunuz. Size çelme takmak istiyorlar. Bu dikenli yol bu şekilde. Bizde bugünden yarın olan bir şey değil ki sevgili hocam. Yani sen senelerden beri bu işin içindesin. Evet. Altyapıda da çalıştın, yukarıda da çalıştın. Farklı takımlarda da neler oluyor, neler görülüyor. Biliyorsun yani bunları. Burası Türkiye'nin futbol iklimi bu şekilde. Burada siz ne kadar kuvvetliyseniz, sahada kuvvetliyseniz, bırakın masa başına falan, elinizdeki kadro hepsini ezip geçer. Tamam, bazı talihsizlikler var. Oynuyorsunuz işte olmuyor. Kaleciler devleşiyorlar. Atamıyorsunuz. Birkaç maçı da öyle kaybettiler. Yani hakemlerle falan değil. Tek kale oynanan maçlar var. 50 tane pozisyona gir, bir tane gol çıkar. Rakip bir kere girsin, onu gol yapsın. Bu sefer hiçbir yerde mazeret bulmamak lazım. Peki Trabzonspor mücadelesiyle ilgili sonrasında yaşanan olaylarla alakalı Fenerbahçe herhangi bir ceza verileceğini düşünmüyorum dedi. Livakovic konusu var. Hatta sosyal medyada da çok paylaşılan bir konuydu. Bu olaylardan sonra Türkiye'de kalmak istemediğini söylemiş. Doğru ama mu? Sonrasında bir ikna olmuş. İsmail Kartal da Livakovic ile ilgili çok duygusal bir oyuncu olduğuna vurgu yaptı. Şimdi doğrudur da Livakovic'in de kendi ülkesindeki o derbileri de bilmek lazım yani. Oraları herhalde futbolun içinde olup da o derbileri yaşayanlar mutlaka vardır. Ya futbol adamı olarak gidip izlemişlerdir veyahut da scout olarak gidip izlemişlerdir. Ama bireysel olarak kendisine bir şiddet şimdi olduğu için orada da farklılıklar oluyor ama belki bu derece yaşanmamıştır. Ama orada da yani öyle az buz değil oradaki derbi. Bazı zamanlar bizim de üzerimize çıkıyor. Yani yaşandı, bitti, kimsenin tasvip etmediği bir şey. Haklı tabii, kaleci olarak böyle bir şey yaşadığı zaman gelmek istemeyebilir. Evet. Ama bu kalbeli topçunuz yani sizin. Kendisi de bu profesyonel bir yerde bir ortak yolu bulup şu son haftaları kazasız belasız bitirmek lazım. Evet, yani o konuda topçulara hak vermemek elde değil yani. Ben de katılıyorum. Burada müzdarip olan hem kendileri hem de Trabzonspor Yönetim Kurulu ve şehir olarak orası da müzdarip. Kaç tane demeyelim de işte 50-100 kişilik bir grubun yaptığı infialden dolayı bütün şehir karalanmaya çalışılıyor veyahut da karalanıyor. O da mal etmemek gerekiyor ama tabii futbolcular bir yerde tedirgin olmalarında haklılar. Bu arada cezalarla ilgili yine iddialara göre 1 Nisan'da cezalar açıklanacak deniyor hocam. 2 Nisan'da da maçlar başlıyor. Evet, ona göre artık bir planlama yapılacak diye düşünüyorum. 1 Nisan'da kararlar ilan edilecek. Tahkimse 3 Nisan'da cezaları onaylayacak. Şimdi şöyle 3 Nisan'da 2 Nisan'da bildiğim kadarıyla ligler tekrardan başlıyor. Hafta arası oynanacak değil mi? Evet, evet. Kontrol edelim. Tamam, iyi de şimdi İsmail Hoca, sevgili Hoca takımını hazırlayacak, çalışacak. Adana Demirspor'a karşı oynuyorlar. 2 Nisan'da Galatasaray'ın maçı var mesela. Adana Demirspor'a karşı oynayacak galiba, yanılmıyorsam Fenerbahçe. Burada evet, kimlerle yola çıkacak? Sen üçünde bunu açıklarsan, bu cezaları kesersen nasıl olacak bu işler? Ya bir yerde hocaya da hak vermemek değil, bütün camiaya hak vermek lazım. Doğru kardeşim. Siz ayın ikisinde bunu toplayın, bunları ceza vereceksiniz, keseceksiniz, vereceksiniz. Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un da maçı 3 Nisan'da. 3 Nisan'da cezaların onaylanacağı iddiası nasıl var. Nasıl olacak bunlar yani? Neye göre hazırlayacaklar? Nasıl hazırlanacak bu takım? Yani bütün her şey karma karışık burada. Keşke biraz daha erken açıklanabilseydi bu hafta. Ya işte diyorum ya, siz gideceğiniz orada Avusturya'da, Masturya'da gezeceğinize toplayıp bunlarla uğraşsaydınız. Herkes ona göre ayağını yorganına göre uzatırdı. Sonuçta ne işiniz var sizin? Ne bileyim, Macaristan'da hazırlık maçında veyahut da Avusturya'da. Grup maçı olsa puan maçı, aminle. Geçenlerde de yayında söyledim. İşte Hamit Altıntop gidiyor, bir kişi de gönder. Veyahut iki kişi. Siz
bütün TFF kurulları hep birlikte oturun, bunun üzerine beyin jimnastiği yapıyor. Yorun kendini, ne yapacağız diye, ama ayın ikisi üçü. Yani çok absürt bir karar olacak orada. Bakalım, hocayı da hocayı da yerden göğe kadar hak vermek lazım. Tabii şimdi belli bir isimler var. Düşünüyor herkes bunları, ceza verir. Bunlar kilit isimler. Bunlarla da ona göre hazırlığını yapıyor hoca şimdi. Bir de fikstürün yoğun olduğunu söyledik. Rotasyon yapmayı planlıyor hoca belki. Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal'ın açıklamalarıyla ilgili son konu olarak yabancı hakem olmasını istiyorum dedi. Sayın Ali Koç da bu konuya çok fazla değiniyor ama tabii her takımın düşüncesi farklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya vallahi yabancı hakem diyorsa o vakit yabancı hoca da getirmeyelim. Yani biz kendimiz bu işleri yapamıyorsak ki belli yapamıyoruz. Öyle. Buradan o çıkıyor meydana. Hani artık o hakemlik müessesesini de kapatın. Gelin yabancıları getirin oraya. Yabancılar 10 tane 15 tane hakem gelsin. Onlara verin maaşlarınızı. Onlar bir sezon idare etsinler. Yani bu şekilde mi gidecek? Hayır, ben yabancı hocaya da karşıyım. Bu kadar Türk hocalar var. Bu kadar elit hocalarımız var. Bu işleri yapabilecek. Yabancı geldi, tamam, bir başarılı geçiyor. Onu da inkar etmiyoruz ama. Yabancı ne işi var abi benim ülkemde? Hakem, bilhassa hakemin ne işi var? Niye bu müesseseler çalışıyorlar? Niye onların başında bu işleri idare eden yabancı getiriyorsunuz, para veriyorsunuz? O vakit herkes kendimiz yapsın. Evet. Ya bir yerde şöyle tabii. Şimdi beni getiriyorsun, ben X bir takımın taraftarıyım ya da bilmem ne. O hemen o tarafa kararlanıyor. Bu tarafa çekiliyor. Hani bu, hiçbir tane gelen federasyon başkanları da ne kendi takımlarını tutarlar. Da şimdi bak, son dönemlerde kaç tane Fenerbahçe başkanı var federasyon başkanı olarak? Faydası olmuş mu? Fenerbahçe şampiyon olmuş mu? Olmamış. Evet. Ondan evvel Beşiktaş başkanı vardı. Bir bıraktı gitti. Hı hı. Son dönemde benim bildiğim kadarıyla Haluk Ulusoy'dan, Sayın Haluk Ulusoy'dan sonra bir tek de şimdiki kongre üyesi ediniliyor. Şu andaki başkanı. Genelde bakıyorsunuz böyle hep bütün kulüplerden devamlı federasyon başkanları çıkmış. Hı hı. Yani son iki dönem Fenerbahçe kulübünden görev almış kişiler orada federasyon başkanlığı yaptı. Ama onların döneminde de cezaları yediler. Evet. Bu da bir tarafı da var yani işin. Yani Demet, altından kalkamıyoruz. İnşallah sağ salim şu lig biter de. 8 hafta herkes bir hocam, rahatlar. Çok... Ama her gün bir şey çıkıyor yani. Her gün bir şey. Bir de ben şey diyeceğim sevgili hoca. Belki orada değinmediniz o konuşmasında. Ferdi ile Osayi'ye değindi. Onlar dedi ben sol bek yaptım, sağ yapmayacağım. Gözünü seveyim. Yani. Onları çıkaran oraya Ferreira. Yani değinmek istemeyiz. Meslektaşımızsınız, hocamızsınız ama herkes takip ediyor bunları. Onlar seninle bir alakası yok. Geldiler, o monte ettiler ve oynatıyorsun de başarılısın hocam, başarılısın. Performans olarak belki onun döneminde daha mı iyiler? Ama şimdi sen onda, o dönemde de performans veriyorlardı bunlar. Evet, vermedi, iyilerdi. Orada aldılar götürdüler. Hoca zaten başarılı. Başarılı ama bizde başarılı endeksine ya kupa alacaksın ya şampiyon olacaksın. Onlarla sizi başarılı tutuyorlar. Yani hocayı takdir etmeyenler yok burada. Herkes takdir ediyor yaptığı işleri de. İşte Rize'deki yaptıklarından bahsettik orada. Ben şahsıma yani hocayla ilgili hep konuşayım ki bütün hocaları da meslektaşlarımız olduğumuz için ben hocaları da hep koruma altında, bana kalmaz o. Ama hocaları çok vurun abalıya diyorlar. Ufak bir maç kaybettiğiniz zaman veyahut da beraberlikte herkes sizin üzerinize yükleniyor. Bırakın abi, onların yaptıklarını bilemezsiniz siz. Neler yapıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar. Oradaki o bütün 25-30 kişilik herkesin kafası bir değil. Yani onlarla toparlamak etmek basit iş değil bu hocalık. Onun için İsmail Hoca'ya takdir edilmiyor değil, ediliyor. Şu anda da gösterdiği başarılı bir grafik var. Aynen öyle. Tamam, Türkiye Kupası'ndan elebilirsiniz. Bu dünyanın sonu değil ki. Şampiyon da olmayabilirsiniz. Bu da dünyanın sonu değil ama sene yaparsınız. Elinizdeki kadro, sizin 2 senelik bir kadro var orada. Belki birkaç tane şeylerle, rotuşlarla. Yani başarılı gidiyorlar. Ne derler? Rekor üzerinde rekor kuruyorlar. Evet. Devamlı seri içeride dışarıda. Daha neden başarılı olmayacaksın hocam? Seni takdir ediyorlar herkes. Peki. Ama şey değil. Osayi'yle Samuel'i sen çıkartmadın. Yani onu da söyleyelim. Osayi'yle Samuel diyorum. Ferdi'yle Osayi. Peki devam ediyorum. Şimdi 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul var. Erol Bilecik'in de dün başkan vekilinin açıklamaları vardı kulüp televizyonunda. 2 Nisan'a keyfek eder bir şekilde gelinmedi
dedi. Tek yürek olmak istediklerine vurgu yaptı. Şimdi 3 Nisan'da da az önce bahsettik. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı var. 3 Nisan'dan önce cezaların açıklanmasını ya da cezanın ve cezaların açıklanmasını bekliyoruz. Yani, karışık bir hafta bizi bekliyor. Şimdi sanırım. Zaten genel kurul orada onaylayacak. Yani o gün belli olmayacak. Herkes belki karıştırabiliyorlar onu. Genel kurulda sunulacak biz çekilme kararları. O onaylanacak. Ondan sonra şeye yetki verilecek yönetim kuruluna. İsterseniz hemen o gün biz çekiliyoruz dersiniz veyahut da ötelersiniz bunu. Burada orada genel kuruldan alınacağı çıkacak onay burada onaylanacak, yani çekilme kararı onaylanacak. Ben çıksalar da çıkmasalar, çekilseler de çekilmeseler de Fenerbahçe'nin gösterdiği bu duruşa saygı göstermek lazım. Yani bu bir baş kaldırıştır. Bu giden şu anda federasyonla birlikte olan yapılan işlere bir baş kaldırış, bir reaksiyondur yani. Doğru bir karar yaptıkları da bir yerde de birileri bir şeyler gösterecekler. Haklısınız. Fenerbahçe kulüp olur, X farklı bir kulüp olur, Antep olur, ne olursa olur yani. Bir yerde artık yeter diyorlar, dur. Hani federasyon başkanı yeter diye vardı. Aslında işte onlar kendilerine yeter, sen artık yeter diyorlar. İşte iftar veriyorsun, 4 tane 5 tane kulüp gidiyor. Bu demek oluyor ki sizi kimse istemiyor. Yani illaki Avrupa Şampiyonası'na gideceksiniz de tamam, sizi gene götürsünler oraya da. Ama bir yerde de bunun işinden çıkamadınız artık. Evet, hakikaten millet birbirine düştü. Hakim. Emin ol, hakemler bir tarafta, kulüpler bir tarafta, sosyal medya bir tarafta, insanlar darmadağın olduk. Her gün futbolun zeminden başka, o işi içimden başka farklı şeyler konuşuyor. Milyar adam bile hiç keyif alamadık hocam. Ya alamıyorsunuz zaten. Orası da bir farklı bir yer. Orada da farklılıklar var. Fenerbahçe'yi noktalayalım mı? Çok konu yok zaten Fenerbahçe'de. Ya takımla ne diyeceksin? Beklemeyecek artık. Demek ben üzerinden gidiyoruz. Fenerbahçe'nin gösterdiğine saygı duymak lazım. Herkes bekleyecekler. Bir takımın bir yerden bir direniş yapması lazım. Bir infial göstermesi gerekiyordu. Bunu da Fenerbahçe yaptı. Peki Galatasaray'la devam edelim değerli izleyenler. Galatasaray'la ilgili bir haberimiz ekranlara gelsin, üzerine konuşacağız. Milli ara dönüşü oynanacak Hatayspor mücadelesinde Okan Buruk kadroda özellikle savunma hattında bazı değişiklikler yapabilir. Evet, haberimizde detaylar ekranlara geldi. 2 Nisan Salı günü Galatasaray-Hatayspor mücadelesi oynanacak. Galatasaray'ın ligde bir mağlubiyeti var, o da Hatayspor'a karşı. Okan Buruk da tabii milli arada sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte de Hatayspor mücadelesinde belki değişiklikler yapabilir. Sizin beklentiniz nedir bu mücadele için? Değişiklik yapsa en fazla stoper hattında olur. Yani fazla bir değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum. Hazır bir kadrosu var, dinamik bir kadrosu var, seriye bağlamış bir kadro var. Evet. Yani her zaman söyleriz yani sevgili Okan Buruk Hoca, burada çok takdir etmesi lazım herkesin. Olmayan, eksik olan mevkileri hiç oynamamış oyuncuları oraya monte edip onlarla da puanlar kazandı. Galatasaray istim üzerinde, Galatasaray'ın fazla bir eksiği yok yani burada işte... Hakim de geldi, Ziyech de geldi. O ne kadar kullanırsınız, önce mi kullanırsınız, sonra mı kullanırsınız? Orası teknik eğitim işi ama herkes hazır Galatasaray'da. Evet, Galatasaray'da bir eksik yok. Ben sadece oraya gelecek şimdi, yani gelmesi beklenen isimlerin başında geliyor. Valla o direkt biraz zor olacak gibi gözüküyor. Belki beklenir, girse bile kadroya. Herhalde kafadan atmazlar onu. Oyunun gidişatına göre olabilir. Yani şöyle... Toparlamamış mıdır kendini özellikle bir de milli arayı düşününce? Bilemezsin, maç farklı bir şey. Evet, çünkü siz hep devamlı antrenmanda ve fizyoterapistlerle çalışıyorsunuz. Oradaki o aktif antrenmanları ne kadar yapıyorsunuz bilemeyiz tabii. Biz onlarla beraber olmadığımız için. Şimdi tabii Antalya'dalar, bir hava değişimi oldu. Bir ekstra farklı bir düzen onlarda. 29'una dönüyorlar yanılmıyorsam. En son hocayla konuştuğumda öyle de 29'lu galiba. Evet, 3 gün sürecekti zaten. Yani... Galatasaray'da söylenecek bir şey yok. Galatasaray her şey hazır. Maça çıkacak. Zor mu dersiniz? Yani ben Hatay'ın, kusura bakmasınlar ama Hatay'ın hani İstanbul'dan puan çıkaracağını hiç düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Ben hiç düşünmüyorum. Yani Galatasaray Hatay'a takılmaz burada. Ya milyara sonrası olunca şimdi iki haftadır takımları bir görmüyoruz. En fazla 10 dakika bir olur. O zaten o seyirci sizi o havayı alıyor götürüyor orada. Yani o atmosfer çok farklı. Ben takılacağını hiç düşünmüyorum. İki takımların da yani kafaya oynayan şampiyon, oynayan takımların evde puan kaybedeceklerini hiç düşünmüyorum.
Peki takım içerisindeki oyuncuların durumlarıyla isterseniz devam ederim. Sergio Oliveira ile ilgili sezon sonunda gidecek iddiası var. Kerem Demirbay'ın o bölgeyi tamamen ele almasıyla birlikte ki Sergio Oliveira'nın da sakatlığı da vardı, uzun bir süre yoktu. Sezon sonu ya da yeni sezonda düşünülmeyen isimlerden biri gibi. Şimdi Demet, tabii bunları konuşmak çok erken. Mutlaka bir revizyonlar olacak, bir değişiklikler olacak takım içinde. Farklı oyuncular getirecektir. Şimdi bu sezon aldınız ya, hatta geçen sezondan olan takım üzerine ekleme yaptınız. Evet. Bir Şampiyonlar Ligi oynadınız. Ve o Şampiyonlar Ligi'nde gördünüz. Böyle takımlara karşı ne tarzda oyuncular size gerekiyor? Onların planlarını yapıyorlardır mutlaka. Yani nerelerde eksikleriniz var? Mutlaka bir değişim olacak ama bu 7-8-10 olmaz her sene olduğu gibi. Çünkü geçen sene ne oldu? 4-5 tane takviyelerle bitirdiler işi. Evet. Yani biz biliyorsun, bizde çok fazla transferler olur. O şekilde gitmediler. Ana merkezi bunlardan bazılarından faydalanabilirler, bazılarından faydalanamadılar ama önemli olan nedir? Takımlarda takım bütünü ve takım oyunudur. Galatasaray'da bunu her türlü çok çok fırsat fırsat üzerine aldı. Tekrar söylüyorum. Stoper eksik kalktınız, Berkman'ı oynattınız ve verim aldınız. İyidir, kötüdür. Ama bu sefer ne yaptılar? Fazla çıkmadılar, orayı kapattılar. En son Kasımpaşa maçında oynadınız. Köyü çıkartmadılar fazla. Çünkü Berkan'da da falso yaşayabildi. Oyun içinde oyunları yaptılar. Evet. Yani hepsi çok akılcı bir planlarla gidiyor. Mecbur değilsiniz her maçta da orasını götürün, ofansif önü. Çünkü eksik alanlarınız olacak. Ona göre de oyun prensipleri yapıyorlar. Yani hem Okan Hoca ve teknik heyet artı takım hep reaksiyon gösteriyor. Evet. Geriye düştükleri maçlarında reaksiyon gösteriyor. Okan Hoca özellikle sezon başından beri mesela düşündüğümüzde çok fazla oyuncu sakatlandı. Evet. Ve büyük beklenti olan transferler bekleneni vermedi. İşte vermediği zaman da öbürlere girdi devre. İşte evet. Ne yaptınız? Barış'ı kullandınız. Barış da farklı bir şey, içinden farklı bir pozisyon ürettiler. Çıktı. Evet. Şimdi Kerem'i farklı kullandınız. Kerem Demirbay sonradan bu mevkiye adapte oldu. İşte Oliveira'yı kaybettiniz. Sakatlandı. Ama hiç pes etmedi. Hiç, sevgili Okan Hoca kalkıp da medyada ya işte şu sakatım var, bu sakatım var da onların arkasına hiç sığınmadı. Evet. Çıktı. Elindekinin en iyisini mi aldı mı, verimi aldı. Esas babalardan bekledik biz o verimi ama maalesef evet. Onlar da işte sakatlıkları, kah uyumsuzlukları gene de attığınız zaman işte şudur. Belki bazı oyuncular vardır beklediğinizi alamazsınız ama size öyle iki tane maç kazandırır ki o maçlar size şampiyonluk yapar, şampiyonu evet. Yapar. İşte onlardan bir tanesi Kasımpaşa maçında gördün. İşte Hiziyeç girdi, kesti. Yani müthiş bir yetenekti. Fakat yani o sakatlıklar o kadar çok geri götürdü ki artık ne ikili mücadelede var ne çok çabuk oyunun içinde. Ama alan bulursa, eğer alan bırakırsanız ona, geçen de anlattım burada, geçmiş olsun. Döndüğü andan itibaren faturayı keser. Ortalarıyla. Zaten bilinen bir birisi o. Evet. Şimdi ben burada defalarca anlattım. Yani 17 yaşından her annenin altyapısından beri takip ettiğim birisi. Ondan sonra işte Hollanda'da Azi Alkın vardı yanılmıyorsam. Yok, Twente. Twente'de oynadığı dönemler hep bir listemizde alınması gereken oyuncuların başındaydı. Ama tabii daha zor oluyor. Zor oluyor tabii. Ama hakem yani çok farklı bir oyuncu. Onunla ilgili de Suudi Arabistan iddiaları var hocam. Sezon sonunda. Ya bilemezsiniz onlar. Bu ekonomik. Şimdi sizin belli mukavele yaparsınız. Uzatırsınız mukavelesini ki opsiyonu falan vardı herhalde. Olduğu zaman Suudi Arabistan'dan da teklif geliyorsa, size uygun bir rakamda geliyorsa niye vermeyeceksiniz? Topçu bulursunuz herhalde. Doğru. Parayı bulamıyorsun. Para, yüklü bir para geldi mi herkes tatlılık olur orada. Yani Galatasaray kadro olarak da genç oyunculardan aldığı verimler, genç oyuncu dediğimiz bizim tabir ettiğimiz işte Barış ve Kerem'den aldıkları ve üzerine kata kata geliyorlar. Zaten Mertens öbürlerini anlatmaya gerek yok. Yani onlar bu tarzdaki liglerin çok üzerinde liglerde oynadılar. Yani bizim ligler onlara şey gibi geliyor. Çok yavan gibi geliyor. Çok fazla çalışmasalar bile burada iki tane, üç tane hareketle işi bitiriyorlar. Çünkü hep işte rakiplerle bağlı bunlar. Galatasaray sezon sonuna kadar bu şekilde gider, bu performansı düşmez. Bir de Zaha ve tekrardan
Hakim de toparlarsa evet. kendini. Tete'de işte, belki performans. İşte oradaki çok farklı bir performans ortaya çıkar. Peki Nelson'u soracağım. Bugün içerisinde yine haberlerimiz arasında da vardı. Kendisiyle ilgili Napoli iddiaları var ama o bu iddialara yanıt verdi. Geleceğini ne getireceğini bilemezsiniz ama şu anda mutlu olduğum yer Galatasaray ve burada kalmak istiyorum diyor. O da baştan bir sıkıntılar yaşadı, evet. bekledi ama performansında hiçbir şey düşmedi. Kavgacı bir oyuncu, bizim ligimizin ve taraftarlarımızın sevdiği bir oyuncu profili ve başarıyla da götürüyor. O kadar beklemesine rağmen, o kadar süre almamasına rağmen kendini fit tutmuş. Evet. Yani bugün verdiğiniz görevi çıktı ve şu anda da layıkında götürüyor. İki tane daha arkada bir mükemmel stoper var, bir Sanchez var, Bardakçı var. Sağ ve sol bekten çekti ama Galatasaray stoper şimdi anlamında şanslıydı. Şimdi stoperlerde bir sıkıntı yok. Artık sağ bekten sol bekten de yok. Yani şu anda şu an yok, evet. Sergi olmazsa zaten Kaan Ayhan oyunu orada. İkinci alternatifiniz kim oldu? Barış oldu. Evet. Oradan bir Barış'tan bir bek yaratıldı. Çıktı ve doğru mudur? Tamam pozisyonla tasfiye olur ama onun o dinamikliği, o çabukluğu onu kapatıyor. O öyle de bir özelliği var. Yani Galatasaray'da çok fazla eleştirilecek bir yer yok. Takım olarak bakıyorsunuz ya, yani neresini eleştireceksiniz? Evet. Ancak eleştiri şurada olur. Puan kaybettiği zaman bizdeki eleştiri şu, ya işte bunu çıkması lazım, bu oyun onlarla oluyor. Ama öbür türlü aynı oyun oynanıyor. Ve zorlamıyorlardı. İşte ne dedik? Galatasaray'ı bir tek zorlayan kimdi? Şu ana kadar Avrupa maçlarını bir tarafa bırakırsak, Kasımpaşa hakikaten zorladı. Evet. Yani gerçekte konuşmak lazım. Bir maçtı. Hakikaten zorladı. Ligde böyle takımlar fazla olmadığı için bir anda böyle bir takımla karşılaştınız mı? İçerideki oyuncular da ne oluyoruz yani? Düşünürsünüz onu. Çünkü devamlı oyunu şey yapan, oyunu force eden sizsiniz. Sezon başladığından beri hep tek kale oynuyorsunuz, rakibi itiyorsunuz, ediyorsunuz. Birden karşınıza böyle bir rakip çıkıyor. Orada bir anda da toparlaması zor oluyor hakikaten. Ha tamam, o şanstır, atarsınız Vinicius'un önüne gelmiştir, bulmuştur ama orada olmak önemli. Peki. Bir de takip etmek önemli. Onun için Galatasaray'da fazla bir kurcalamaya gerek yok. Gidiyorlar yani. İki takım da gidiyor. Bakalım ilk mücadelede nasıl bir performans göreceğiz. Beşiktaş'la devam edelim şimdi de değerli izleyenler. Beşiktaş'la ilgili haberimiz ekranlara gelecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada siyah beyazlar özellikle hücum çalıştı. Evet, haberimiz de ekranlara geldi. Beşiktaş özellikle milli arada hücuma ağırlık verdi değerli izleyenler. Bazı oyuncuları da kazanmak istiyor bu anlamda Fernando Santos. Ve Buduknos'ta bir hazırlık karşılaşması oynandı. Karadağ 1. Lig ekiplerinden bir takım. Ve bu mücadeleyi 5-1 kazandı. Hücuma yüklenmek işe yaramış gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ya, tabii rakip hiçbir zaman için Beşiktaş'ın kategorisinde olan bir rakip değil. ama... bu da sizi tabii böyle hazırlık maçında da galip gelmeniz, bazı oyuncuların göstereceği performanslar, hazır oldukları göster. Yani Beşiktaş için sevgili Demet, yani maalesef üzülerek söylüyoruz ama bu sezonu çok önceden bitirdiler, kapattılar. Burada Beşiktaş'ı hep yeni sezonda konuşmamız lazım. Şu anda Ziraat Türkiye Kupası hedefi hala devam. Ya hedef şimdi en o kaldı. En önemli nokta da belki odur. Ligin de önüne koyuyor musunuz? Ya şimdi şöyle, ben sana şöyle söyleyeyim. Abu Bakar. Hemen hemen kimde var santrafor böyle? Yani her kafa takımların hepsinde oynayabilecek. Cenk kafa takımların hepsinde oynayabilecek. Ki sezon başında böyle kıyasladığımızda Edin Dzeko, Icardi, Abubakar diye sıralardık yani mesela. Öyle ama işte şu anda Abubakar bambaşka bir noktada. Evdeki hesap derler de çarşıya uymadı diye. Bir sakatlıklar geldi, uyumsuzluklar oldu. İşte uzun vadeli sakatlıklar, müdafaanın toparlanması. Tek bakın, bir takımlar da forvet değildir sizi zirveye götüren. Esas arka taraflar, oraları sağlamsa burası zaten iş yapar. Bunlar her zaman da her maçta geri gelecek halleri yok ki. Evet. Burada aktivite kimi? Burası. Bunları servis yapacak ve burası bütün alanları kesecek yerlerde. Rakiplerini karşılayacak yerler. Bundan sonra siz iyi servislerinizi yaparsınız. Zaten önünde sizin golcü oyuncularınız var. Bir de Semih gibi bir kardeşimiz çıktı. Parlayan, şu anda Türkiye'nin parlayan yıldızı. Evet. Herkesin de üzerine titrediği bir milli takım hariç. Diğer herkesin üzerine titrediği bir oyuncu. Ve hakkını da veriyor. Çok kısa bir dönemde kaç tane gol oldu? 8-10 tane, ona yakın golü var. Evet, yaklaşık. Yani hemen hemen her maçta golle buluştu. Kimilerine göre yine bazı takımların takibinde olduğu söyleniyor ama tabii o bu sezon bile tam anlamıyla oynamadı. Erken olur diye. Sevgili Demet, takip ederler. Neden takip ederler? Yayınlarda anlatıyorum ben bunu. U14'e girdiğiniz zaman milli takıma
Milli takıma girdiğiniz anda eğer X bir takımın, Avrupalı bir takımın, atıyorum Frankfurt scout'unun listesine girdiysen, özellikle oyuncu diye, sizi U21'e kadar takip ederler. Onlar sırf milli takım scoutlarıdır. Milli takımını analiz eden scoutlar. Bir de lig takımını ne yapar? Şimdi ben mesela milli takımla takip ettim. Dedim ki sana bunu takip et. Git lig maçlarını izle. Ondan sonra onları izleme. Yani bunlar bilinmeyen oyuncular değildir. Ama öyle bir çıkış yakaladı ki Semih. Şu anda yani yabancı golcüleri bir tarafa bırakalım. Ben dedi golcüyüm. Ha, tamam eksiktir. Herkesin eksik var. Eksik ararsa işte çevre kontrolü dersin. Pas özelliği bunlar hepsi gelir. Ama önce bir kendini kabul ettirmem. Çok güçlü bir oyuncu. Tabii. Maşallah. Takımın önünü iki ismi Abubakar ve Cenk'in önüne geçti. Şimdi iki tane önlerinde sizin iki tane santroforunuz var. Santrofor bunlar. Yani kanat manat değil. Semih de santrofor. Ben bize uzun yıllar hizmet edebilecek bir santrofor yakalandı, çıktı. Bunu da çıkaranlara teşekkür etmek lazım. Bilhassa altyapı ve tabii yukarıda oynatan hocalara da. Ben beklemeniz gerekecek Demet. Yani bir kupa maçını geçtikten sonra transferler ne olur? Kimleri alırlar? Kimlerle yollar ayrılır? Mukabeleli olanlar var. Beğenmediğiniz oyuncular var. Beşiktaş'ın seviyesinde olmayan oyuncular var. Onları ne şekilde ayrılırsınız? Birini yani konuşalım mı? Beşiktaş'la ilgili Ante Rebic'e bir talip var hocam. Yine Beşiktaş'ın bu sezon üzerinde gelen tüm teknik adamlarının denemek istediği ama bir türlü performans alamadığı bir isimdi. Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split bu oyuncuya talip gibi duruyor iddialara göre. Kendisi giderse sonra artık orada herhalde jübilesini yapar. Frankfurt'tan sonra gitti bir fazla bir iğme kazanırdı. Frankfurt'ta çok çıkışını yakalayan bir yerdi. Evet. Hemen hemen elit takımlarında gözdesi olan bir oyuncuydu ama ne hikmetse zaten antrenmanlarda falan da çok istenilen birimde çalışmıyormuş yani. O bilgileri aynen de alıyoruz. Peki. Yani iyi olur Beşiktaş için ayrılırsa onun yerine farklı bir oyuncu bulacaklar tabii. Peki milli takıma geçelim mi? Geçelim. Bir maç önü haberimizi hemen kısaca ekranlara getirelim. Euro 2024 hazırlıkları kapsamında bu akşam Avusturya ile karşılaşacak milli takımımız. Maç önünde neler varmış öne çıkan bir bakalım. Akşam milli takımımız Avusturya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin 22.45'te başlayacağını söylemiş olalım, tekrar edelim. Macaristan'la oynanan karşılaşmada gol yollarında sanki biraz sıkıntı çektik hocam. Acaba Avusturya karşılaşmasında Vincenzo Montella hücum anlamında bir değişiklik yapacak mı? Mutlaka yapar. Bazı bölgelerde mutlaka değişiklikler yapacak. Şu var tabii, bizde daha hala milli takımımız tek de yetenek olarak fert fert gidersen lafımız yok. Hepsi zaten Avrupa'nın seviyeleri üstte oynayan takımlar. Neydi? Macaristan maçında ilk 11'de iki tane Türkiye'de oynayan oyuncu vardı. Birisi İsmail, birisi de Mert Kaleci. Geri kalanlar hepsi yurt dışında oynayanlar. Evet. Ve ülkeler de belli. Yani hangi ülkelerde oynadıkları. Hepsi de futbolun beşiği diyebileceğimiz ülkelerden geliyorlar. Bir tek kolektif oyunda bizim bir eksikliğimiz var. Kolektif oyunu çok 90 dakikada yaymadan, yani bunun 60-70 dakikasını yayamıyoruz biz. En fazla bir 5 dakika oldu. Ondan sonra tekrardan yine herkes kendi yeteneklerine gitmeye çalışıyor. Mesela Macaristan'a bakıyorsun, belli bir oyun düzenleri var. Belli bir şablon var. O şablondan çıkmıyorlar. Üçlü de oynuyorlar, dörtlü de oynuyorlar, fark etmiyor. O şablon oturmuş onlarda. Senelerden beri, yeni değil. Biz çünkü o kolektif oyunu, takım oyununu bir türlü milli takım düzeylerinde fazla ya kavgacı futbolumuz var veyahut da işte hem o kavgacı futbolun yanında bir iki tane yetenekli ayaklarımız işi götürüyorlar. Bu nasıl gelişir sizce? Yani gelişmesi için siz sabit bir oyun planınız olması lazım. Mesela Teknik direktörümüzün değişikliğinden da olabilir. Ümit milli takımına bakıyorsunuz, onlar üçlü oynuyorlar, burada dörtlü oynuyorsunuz. Bu da bir absürt bir şey yani. Nasıl oluyor? Madem aşağıdakilerle oynuyorsa yukarıdakilerle birlikte aynı harmonide olması lazım. Ama orada da bir kopukluk var. Herkes kendi farklı bir telden çalıyor. Çünkü Ümit milli takımın nedir olayı? A milli takımına oyuncu vermektir. Oradan veyahut da A milli takımı. Ama siz de orada üçlü oynayıp da burada dörtlü oynarsanız orada da bir sıkıntı var aralarında. Yani hocalar veyahut da o teknik eğitim aralarında.
Hani ben bugünkü maçta milli takımın değişik oyuncular oynayacağını, 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Şöyle bir beklenti var. Barış'ın forvette olacağı ile ilgili ve Arda da ortaya Olabilir, olabilir. Yani bir 4-5 denenebilir. 4-5 isim değişebilir. Bölgelerde değişiklik gayet normal bu çünkü hazırlık maçı Evet, oynuyorsunuz. oyuncuları da Bir görmek tek istiyor işte. şunu değineceğim. Avusturya maçın şey pardon Macaristan. Macaristan maçında santraforu çıkarıp santraforsuz oynamaya başladı. Yusuf'u attı oraya. Onu siz Türkiye Ligi'nde oynarsınız. Türkiye Ligi'nde yapabilirsiniz onu. Adana Demirspor'da oynadı öyle. Hepimiz durduk. Aa dedik ama bu internasyonel seviyeler hiç kaldırmaz onu. İnternasyonel seviyelerde sizin fix santroforunuz falan yoksa maalesef. Yani Enes bunu nasıldı sizce ilk efendim. maçta? Enes. Ya şimdi kişi olarak değil. Enes iyidir, kötüdür, öbürü iyidir, o değil. Ama biz eğer santroforsuz oynamak istiyorsanız bunun yeri milli takım değil. Milli Ya takımlarda sonuçta şu da ama bu hazırlık maçı denemek hazırlık maçı mı? istemiş Siz olabilir. onu orada elinizdeki santrofor oynatın vakit. Enes olmadığı zaman kimle oynayacaksınız? Çünkü santroforsuz oynama şansınız yok milli Tabii. takımlarda. Çok farklı boyutlara gider. Onun için belki bir kere yapabilirsiniz bunu. Bunun da kazanırsınız kazanmazsınız ama süreklilik ne kadar gider? Çünkü buralar çok internasyonel bir yerler. Aynen Çok öyle. internasyonel. En üst Peki. seviyedesiniz milli takım olarak. Ama öbür türlü oyuncularımız tek tek çıkarsak yola hepsi başarılı bir performans gösterir. Kesinlikle. Bunu uzun vadeli takım oyununu ve kolektif oyunu sergilersek milli takımımızın oyuncuları hakikaten kaliteli. Peki Ümit Milli Futbol Takımı'nı da soracağım. Çünkü 2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri de İtalya'ya konuk olacak takım ve bu mücadele bu akşam 20.15'te başlayacak. Aspor ekranlarından takip edebilirsiniz. Ümit Milli Futbol Takımı'nda da gözler Semih'te olacak sanırım. Öyle tabii ilk maçında çıktığı maçta golle tanıştı. Evet. Hakikaten golcü bir oyuncu yani bazı şeyde Allah vergisidir. Siz bazısı 3 metreden gol atamaz, 5 metreden atamazsınız ama bu o kadar çok bir şey var ki sezgisi var ki devamlı hep içeride aksiyonun ve sonlandırıyor da. Fiziksel olarak da Ve çok güçlü. sonlandı dedi de şey direkt kaleye gitmeyi düşünen bir santrofor. Yani böyle santroforlar zaten makbuldür. Bir de dripting çabuk bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. Tabii daha öğreneceği çok şeyler var. Ne kadar çok fazla internasyonel oynarsanız siz de o çerçevede daha var. Çünkü oynayacağınız A takım seviyesinde, A milli takımda oynadığınız zaman oradaki stoperler çok farklı. Seviyeleri çok üstte. Yani Türkiye'deki liglere falan, oyuncuları falan benzemiyor. Yani buradaki stoperleri falan oradaki çünkü en elitlerle oynuyorsunuz. Sizce Semih'in seviyesi o seviyelerde değil mi? Gelmesi lazım. Daha biraz bekle. Yani gelecek mutlaka. Oyunu oynaya Gelişmesi gerek. gelecek. Gelişmesi o şekilde olur zaten. Oyunu oynaya fazla süre. Ben Semih'in Avrupa Şampiyonası'nda kadrolu olmasından yanayım. Alınması gerekir yani. Eğer alınmazsa çok büyük bir infial olur hepimiz için. Yani Montella açıklamasında gelişmesi için gönderdiğini söyledi ve Orada sonradan gelişemezsiniz. belki buraya alırım dedi. Sevgili Demet, milli takımlar gelişme yeri değil. Milli takımlar hazır oyuncuların gelip oynadığı performans verdiği yer. Milli takımda oyuncu geliştiremez. Geliştirme yeri Evet. neresidir? Beşiktaş'tır. Kendi kulübü geliştirir. Orada da oynuyor zaten. Öyle. Peki çok çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Eşlik ederim. ettiğiniz için hızlı bir yayın oldu. Eyvallah. Değerli izleyenler, Sabah Spor'unu bugünlük nokta alıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşça kalın. İyi sabahlar dileriz.